Evet, kanala hoş geldiniz gençler şimdi. Bu video pek takipçilere yönelik olmayacak. Gerçi takipçiler de diyecek ki pezevenk sanki video atıyorsun. Onlar da haklılar. Bakalım. Pek bunları satın almak isteyenler için kafalarına fikir oluşması için çekeceğiz bu videoyu. DJI Osmo Mobile 2 ile Zhiyun Smooth Q'yu karşılaştıracağız. Bu arada okunuşu Zhiyun ama ya yorumlarda gömmeyin işte bana. İntrom yok benim. İntrom yok benim. İntrom yok benim. İntrom yok benim. Şimdi öncelikle bu iki şeyden bahsedeyim biraz. DJI telefon gimbalına ilk başta DJI Osmo Mobile ile başladı ve güzel yapmıştı aslında gimbalı. Ondan sonra Zhiyun geldi ve DJI'ya sokup sokup çıkarttı. Çünkü birçok alanda daha iyiydi Smooth Q. Mesela kolları daha uzundu, daha geniş hareket kabiliyetine sahipti. Pili daha uzun süre gidiyordu. Bunları birazdan belirteceğim zaten hangi avantajlarının olduğunu. Birçok avantajı vardı özetle. Pili normal micro USB ile şarj ediliyordu vesaire. Ve Osmo Mobile 2'yi çıkardı üzerine koyup, daha da üzerine koyup. Ama bana sorarsanız genelde insanlar tabi Zhiyun da boş durmadı. Smooth 4 diye bir model çıkardı. Aslında Osmo Mobile 2'nin muadili olması gereken kaçlar yani onun sikleti aslında Smooth 4 diye düşünüyor insanlar ama birazdan göreceksiniz ki Smooth Q Osmo Mobile 1'e rakip olarak çıkmasına rağmen Osmo Mobile 2 ile neredeyse aşağı yukarı aynı özelliklere sahip. Şimdi bu ikisini bir açalım, kutu içeriklerini göstereyim, sonra özelliklerinden bahsedeceğim. Gidelim baba. Şimdi gençler kutuların içine bakalım. Smooth Q'nun kutusu yani genel etrafını başka yerden bakarsanız sizin vaktinizi almak istemiyorum. Sıyrılıp açılıyor bu şekilde, dışından kurtuluyor. Kutusu böyle açılıyor. Çok güzel bir çantayla geliyor. Bu çanta normalde şu poşete sarılı. Onu boş verelim. Bu bizim makbuzumuz da boş verelim. Kullanma kılavuzu işte nem önlemesi için silika jel ve şurada bir adet çantasını asmanız için askı aparatı çantasını şuralardan asabiliyorsunuz. Yani omzunuza asabiliyorsunuz. Şurada da şarj edebilmeniz için kendi kablosu bulunuyor. Çıkarıp göstermeme gerek yok. Uzunluğu çok önemli değil. Hepsi micro USB olduğu için bu sanırsam 30 santim veya yarım metre. İki gimbal da micro USB olduğu için Android bir telefonun şarj aletiyle şarj edebilirsiniz. Ve kendi çantasının içerisinde de bu arada sert zannediyordum ben bunu. Yumuşak bir çantanın içerisinde. Şöyle göstereyim. Güzel biçimde herhangi bir sarsıntı darbede koruyacak oluklarıyla birlikte paketlenmiş bir şekilde geliyor ve gimbalımız iyi bir şekilde korunuyor. Osmo Mobile 2'ye gelecek olursak yine kutusunu başka yerden bakın. Sizin vaktinizi almayacağım. Şuradan açıyoruz ve direkt olarak polistiren miydi bilmiyorum, bu işte köpükten yapılma kutusu ve onu anlatacağım. Kağıtlar çıkıyor. Başka bir şey yok kutunun içinde. Size yardım edebilmeleri için Messenger sanırsam Facebook Messenger adreslerini vermişler ve yabancı dilde kullanma kılavuzlarını vermişler. Ürünü Türkiye'den alırsanız da bir kullanma kılavuzu ve garanti belgesi de dış kısmına yapışık şekilde geliyor. Yine Zhiyun Smooth Q'da olduğu gibi bu sefer eşeklik etmemiş ve DJI bir taşımak için bir şey vermiş size. Parayla almanıza gerek yok. Taşımak için bir şey vermiş. Bu da aynı şekilde Zhiyun Smooth Q'dan daha sıkı, daha korunaklı görünen ama Smooth Q'nunkinden daha az hoşuma giden bir taşıma çanta diyemiyorum buna, taşıma bir şeyiyle göndermişler. Üzerinde DJI simgesi olan ve kablo için bir oyuk var. Onun dışında yalnızca gimbalımızın sığabileceği kadar bir oyuk var. Kutuları böyle genel olarak. Şimdi birebir karşılaştırmasına geçelim bakalım. Genel özelliklerine bakacak olursak DJI Osmo Mobile 1 ile 2'nin farkını anlatayım şimdi. 1 şu anda yanımızda ne yazık ki yok tabii ki ama 1'de şurada tetik butonu vardı öncelikle. Bu mod butonunun bir nevi yerine geçiyordu. Onun dışında pili alttan çıkıyordu. Benim için bir dezavantaj bu. Bunu iyileştirmişler ve artık pili gömülü ve şu kısımdan
Çok affedersiniz, şu kısımdan micro USB ile şarj ediyorsunuz. Tripod vidası buradaydı. Onu alt kısma almışlar. Bu da mükemmel olmuş. Zion da zaten oradaydı. Ve ayrıca Osmo Mobile 1'in kolları çok kısaydı ve bu size hareket kabiliyeti anlamında oldukça dezavantaj yaratıyordu sizin için. Ve son olarak böyle bir çıkış yoktu DJI Osmo Mobile 1'de. Artık var ve bununla telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Şöyle bir durum var, dediğim gibi Smooth Q'yu zaten Mobile 1'e rakip olarak çıkardılar ama bu ikisini karşılaştırdığımda göreceksiniz ki Mobile 1'in çok ötesindeydi zaten Smooth Q. DJI Osmo 2 ile anca yetişebildi Mobile Gimbal alanında diyelim Zion'a. Öncelikle ikisinin de tripod girişi alt kısımlarında. Osmo Mobile 1'in pili iddia edilene göre 15 saat gidiyor. Zion'unki ise kendi sitelerinden bahsediyorum, iddia edilene göre 11 saat gidiyor. Artık ikisinin de bataryaları gömülü ve ikisini de micro USB girişleri vasıtasıyla şarj ediyoruz. Fark ettiyseniz genel anlamda motor kısmının başlangıcından, kolların uzunluğundan Zion'un Osmo Mobile 1'i kopyaladığı gibi DJI neredeyse Osmo Mobile 2'de de Zion'u kopyalamış. Sen misin benim tek elimi kıran kopyalayan demiş resmen. Neredeyse birebir aynı. Artık iki gimbal da dikey konuma getirilebiliyor Instagram'da vesaire yayın açmak isterseniz ve iki gimbal'ın da telefon koyma kısımları yaylı hale geldi. Pardon, Zion zaten öyleydi. Tutuş ve ergonomi bakımından da Osmo Mobile 2 daha böyle ele oturacak gibi gözükse de oturuyor da aslında. Belki elim alıştığı için olabilir ama Zion Smooth Q'nun kasası mı denir artık, gövdesi daha benim hoşuma gidiyor niyeyse. Çünkü bu zaten şişman olduğu için buraya yetişirken sıkıntı yaşıyorum. Hani yalnızca parmakla tutmak zorunda kalıyoruz ve bir ilginç oluyor. Ama devamlı mı kullanıyorsun sanki joystick'i? Öyle de bir durum var. Bilemeyeceğim, bu tamamen kişiden kişiye değişebilecek bir durum. Bu arada gimbal kısımdan, yani buranın üstünden hiç bahsetmedim farkındaysanız, çünkü bahsedebileceğim bir şey yok. İki gimbal'da stabilizasyon işini, yani asıl yapması gerektiği işini mükemmel biçimde yapıyor zaten. Haliyle burada değinecek bir şey yok. Ve benim için Osmo Mobile'ın bir dezavantajı olan konu, gimbal'ımızın tamamen 180 derece, yani 360 derece veya 180 derece dönmemesi. Farkındaysanız Zion'un alt kısmı tamamen boşta, yani 360 derece haliyle sınırsız döndürebiliyorsunuz ama kendinize çeviremiyorsunuz Osmo Mobile 2'yi. Bu özellik bu konuyla alakalı Zion Smooth Q'daki selfie modunda birazdan size göstereceğim zaten. Evet, bahsettiğim gibi gimbal'lar kısmında pek farkları yok. Şöyle diyebilirim, hani iki gimbal'dan genel stabilite olarak fark ettiğim tek fark DJI Osmo Mobile 2'de daha torku hissedebilmeniz sağ sol yaparken. DJI Osmo Mobile 2'de mod tuşuyla yalnızca full takip moduna ve kilit moduna erişebiliyorsunuz. Haliyle Zion Smooth Q'nun 3. modu olan yalnızca panda takip modunu DJI Go uygulamasının üzerinden dikey hareketi kısıtlayarak, kapatarak yapabiliyorsunuz. Üçüncü mod bu şekilde. Bunu da kesinlikle belirtmemde fayda var. DJI Osmo Mobile 2'de gimbal'ı kapattığımda bir anda salıyor kendini. Şöyle göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi saldı kendini. Dağ bayıra attı telefonu. Birazdan Zion Smooth Q'da göstereceğim aynı şekilde kapattığınızda ne olduğunu. Hemen geçelim ona. Zion Smooth Q'yu açıyoruz. Ve dediğim gibi Zion Smooth Q'nun ilk açıldığı mod yalnızca panda takip modu. Yani dikeyde sizin hareketinizi takip etmiyor. DJI Osmo Mobile'da ekstra DJI Go uygulamasına girip halletmeniz gerekiyor bunu. Bir kere bastığımda full kilit moduna giriyor. Yani hiçbir hareketimi algılamıyor. Kompanse ediyor. Olduğu yere bakıyor. Üçüncü moda iki kere mod tuşuna basarak erişebiliyoruz ve bunda DJI Osmo Mobile'ın açıldığı zamandaki modu gibi dikeyde ve yatayda sizi takip ediyor yumuşak bir biçimde.
Ve şöyle bir durum var. DJI Osmo Mobile 2'nin kötü yönü olarak bahsettiğim durum şu kısmın tamamen 180 derece dönememesi, haliyle 360 derecede dönemiyor olması. Bu Zhiyun Smooth Q için geçerli değil. Şu anda full takip modunda olduğumuz için sağ sol joystick roll hareketi yaptı. Gördüğünüz gibi sonsuz biçimde dönebiliyor. Hatta şöyle bir durum söz konusu. Eğer normal bir şey çekiyorsunuz, örneğin herhangi bir şey çekiyorsunuz, mod tuşuna 3 kere bastığınızda zaten selfie moduna geçiyor ve vlog vesaire çekiyorsanız bu modun sizin için daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. 3 kere bastığımızda yine eski haline dönüyor. Ve son olarak biraz önce bahsettiğim gimbal'ı kapatırken ki olay şöyle ilerliyor. Kapattım. Şu anda fark ettiyseniz yavaş yavaş bırakıyor ve en sonunda tamamen bıraktı. Yani Zhiyun Smooth Q, eğer telefonunuz çok büyükse ve çarpıyorsa şu kısmı, yavaşça bırakıyor ve sizin daha temkinli olmanıza olanak sağlıyor. Bu özelliğini de sevdim diyebilirim. Ve son olarak da takabileceğiniz telefon büyüklükleri, ikisi için de yaklaşık aynı. 6.1, 6.3 inç civarındaydı ikisi için de sanırsam. Ve haliyle bu şu anda satılan en büyük telefonları bile kapsıyor iki gimbal içinde. Benim son birkaç dakika içerisinde anlattıklarımı özetleyecek olursak da pili 15 saat gidiyor, 11 saat gidiyor. Şarj süreleri yaklaşık. Genel joystick kullanımları neredeyse aynı. Kol uzunlukları ve genel hatlar neredeyse aynı. Telefonun tutturma ve dikey tarafa geçirme kısımları neredeyse aynı. Yani düşürüyordum ya, lanet olsun. Yani iki gimbal arasında birinin artı birinin eksi olduğu durumlar dışında neredeyse hiç fark yok. Gördüğünüz gibi iki gimbal da birbirinin neredeyse aynısı. Birbirlerine kıyasla küçük artıları dışında. Amazon'da şu anda Zhiyun Smooth Q'nun fiyatı 100 dolar. Osmo Mobile 2 129 dolar. Türkiye'de de ikisinin kıyaslaması için, doğru bir kıyaslaması için MediaMarkt'tan örnek verecek olursak 499-500 TL, daha yeni 600'den 550 Smooth 4'ün çıkmasıyla. Ve 700 TL'ydi ama şu anda tüm stokları bitti. Türkiye'de stoğu bulunmuyor. Dolar da yükseldiği için büyük ihtimalle tekrar satışa çıktığında 800 civarında olacak. 800-850 lira civarında olacak. Ve madem bu iki gimbal neredeyse birbirinin aynısı, bu fiyat farkı nereden geliyor? DJI bildiğiniz gibi bir önce olduğu için oradan bir markanın adı var. Onun dışında DJI'nin uygulama desteği inanılmaz güzel. Bildiğiniz gibi DJI Go uygulamasını bu Phantom, Mavic, Inspire dronlarında da kullandığı için mecburen zaten uygulamaya belli bir miktar kaynak ayırmaları gerekiyor ve uygulamaları mükemmel. Haliyle Active Tracking dediğimiz takip özelliğini koyuyorsun, sizi takip ediyor. Tabi gösteremiyorum çünkü fakirim, telefonum yok. Buraya koyup göstereceğim güzel bir telefonum yok. Active Tracking'i falan mükemmel diyebilirim ama Zhiyun'a geldiğimizde bu garip kardeşimiz, Çinli abiler bunun uygulamasını güncelliyorlar ama her güncellemede neredeyse hiçbir fark olmuyor. Olan şeyi de bozuyor kodumun herifleri. Ve benim telefonumda mesela 1080p çekebiliyorum maksimum. 4K çekilmiyor. Ha, bana koymuyor ama 1080p 60fps çekemiyorum. Gerçi DJI'nin uygulamasında da çekemiyordum. Ya neyse, ben çok uzattım. Özetle gimbal'lar neredeyse birbirinin aynısı. Çok küçük farkları var detaylarda. Birinin bir yerde artısı var, birinin diğer kısımda artısı var. Uygulama olarak haliyle bu tamamen tartışmaya açık. O yüzden ben bir şey diyemiyorum. Ama şunu diyebiliyorum. Bu iki gimbal aynı fiyata satılabilirmiş. Ta ki Companion uygulamalarına gelene kadar. Orada iş biraz değişiyor işte. Active Tracking'i çok kullanacaksanız, haliyle kendi videonuzu çekiyorsanız ve hareketli kameramana ihtiyaç duymadan çekiyorsanız Osmo'yu önereceğim. Ama genelde şu şekilde vlog çekecekseniz ve durmadan kendinizi çekeceksiniz, ileriyi çekeceksiniz, yapacaksanız anlattığım gibi Zhiyun'u tavsiye ederim. Ama ben ikisinin de uygulamasını kullanmıyorum video çekerken. Telefonumun kendi video uygulamasını kullanıyorum. Burada karar size kalmış. Videonun başında belirttiğim gibi direkt bunlarla çekilen videoları eklemeyeceğim.
Çünkü neden? Çünkü internette bir sürü var. Bu birinci sebep. İkinci sebep de üşendim. Ki zaten dediğim gibi stabilizasyon işini ikisi de elinden gelen en iyi şekilde yapıyor. Ona internetten bakın zahmet. Beni uğraştırmayın. Az çok bunları satın almayı düşünüyorsanız ve size fikir verebildiysem ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşürüz.